Evet dostlar, merhaba, kanala hoş geldiniz. Az önce videoyu çekemedik, dışarıda abuk subuk sesler geliyordu. Konumuza geri dönelim. Bugün makamları öğretiyorum size gitar üzerinden. Şimdi mi kürdiyi öğrettik, mi nihavente öğrettik. Şimdi bir de mi hicazımız var. Mi kürdi nasıldı? Kısaca hatırlayalım. Mi üzerinden natürel notalardan oluşuyordu. Mi nihavent mi üzerinden fa diyez alıyordu. Mi hicaz da mi üzerinden sol diyez arıza alacak arkadaşlar. En üst telin boşu, altıncı telin boşu mi. Birinci perdesi fa. Dördüncü perdesi sol diyez. Altıncı telde bunlar. Mi, fa, sol diyez. Beşinci telin boşu la, si, do. Yani beşinci telin boşu la, beşinci telin ikinci perdesi si, beşinci telin üçüncü perdesi do. Dördüncü telin boşu re, dördüncü telin ikinci perdesi mi. Mi'den mi'ye geliyoruz, bize mi hicaz makamını veriyor. Yani mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Geri dönersek mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Burada serçe parmağımızı kullanıyoruz. Yani altıncı telin dördüncü perdesi sol diyez. Mi üzerinden sol diyez aldığı için mi hicaz oluyor. Sonraki pozisyona gelince dördüncü telin ikinci perdesi mi, hemen yanında fa var. Üçüncü telin birinci perdesi sol diyez. İkinci perdesi la, ikinci telin boşu si, birinci perdesi do, üçüncü perdesi re, en alt telin boşu mi. Geri dönersek mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Yani mi üzerinden giderken mi, fa, sol diyez. Sol yok. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi şeklinde giderse, gitarın neresinden giderse gidelim, bize mi hicazı verecektir. Gibi. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bunu istediğiniz gibi pozisyonlaştırabilirsiniz. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Mi, re, do, si, la. Yani la'yı bulduğunuz yerin yarım ses gerisinde sol diyez var arkadaşlar. Yarım sol. Yarım ses gibi. Fa, mi, mi, re, do, si, la, sol diyez, fa, mi. Bu da mi hicaz. Hicaz şarkılarda çalınır. Yani örnekle gibi şarkılarda çalınır. Akorlarına gelince, mi cazın akorlarına, mi majörü kullanırsınız arkadaşlar. Mi minör yasak. Neden? Çünkü mi minörün içinde sol sesi var kulağımıza gelen. Hicaz bunu istemiyor. Hicaz sol diyez istiyor. Sol majör ya da sol minör de yasak. Çünkü mi hicazın içinde sol yok. Ne yapıyoruz o yüzden? Sol majör ya da sol minör basmıyoruz. İlk akorumuz mi majör. İkinci akorumuz fa majör. Sonraki akorumuz re minör. Sonraki akorumuz la minör. Sonra tekrar mi majör. Yani iki majör, mi majör, fa majör. İki de minörümüz var. Re minör, la minör. Yani doymadım, doyamadım. Sevmelere seni ben kimseyi koyamadım. Yerine yeniden gibi kullanabilirsiniz. Ama konumuz bugün akor değil. Bugün konumuz makam. Kürdi'yi öğrendik, nihavent'i öğrendik, bir de hicaz'ı öğrendik. Kısaca üçünün ayrı, yani üçünün birbirinden farkını söyleyeyim. Mi kürdi, mi üzerinden natürel seslerle oluşuyor. Örnekle mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi nihavent, mi üzerinden fa diyez alıyor. Mi, fa diyez, sol, la, si, do, re, mi. Mi hicaz da mi üzerinden sol diyez arızası alıyor. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi şeklinde. Devamını pozisyonlaştırabilirsiniz. Hiç
caz ben çok seviyorum. Sevdiğim bir makam. Acıklı şarkılarda, türkülerde oluyor. Caz güzel bir makamdır. Bence. Türkiye'de de çok kullanılır. O yüzden çok iyi çalışmanız lazım. Yani gitarda çalışmadan önce makamı bir kere söylemeniz lazım. Mi, fa, sol diyez, la, si, do, re, mi. Bu neydi? Hicaz. Sol diyezi mi üzerinden görürseniz bu mi hicaz olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, müzikle kalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.